Arkadaşlar şimdi Beşiktaş'tayız. Beşiktaş'ın çarşısına geldik. Arkamda BKM'yi görüyorsunuz. Akşama çok güzel hareketler. Sezon açılışı var, ona geleceğiz. Aybike'ye sürpriz yaptım, şu an öğrendi kendisi. Gayet mutlu, öyle değil mi Aybike Hanım? Okey. Aynı zamanda Beşiktaş'ın maçı var arkadaşlar. Arka sokaklardan, Beşiktaş'ta taraftarların sesleri geliyor. Şimdi birazdan Beşiktaş çarşıya doğru gideceğiz. Yaklaşık bir 3 saatimiz var. Bir şeyler yiyip ondan sonra akşam gösteri izlemek için tekrar buraya geleceğiz. Şimdilik gidiyoruz.
arkadaşlar. Şimdi Beşiktaş Çarşı'nın çıkışındayız. BKM'ye gideceğiz ama Beşiktaş maçı var demiştik. Beşiktaş taraftarının bir mekanı var burada, Black Corner diye. Burada maç öncesi hep birlikte bir toplanıp tezahürat yapıyorlar. Kendi marşlarını söylüyorlar. Evet arkadaşlar, şimdi BKM'de kapılar açıldı. Yaklaşık yarım saat sonra gösterimiz başlayacak. Biz de şimdi içeri giriyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi içeri girdik. Yaklaşık 25 dakika kalmış başlamasına. Üst balkon taraftayız, en öndeyiz. Açımız çok güzel. Şöyle göstereyim. Gösteriyi bu şekilde izleyeceğiz. Ve Aybüke Hanım, siz neler söylemek istersiniz? Birazdan başlayacak. Çok güzel hareketler bunlar. Bekliyoruz sabırsızlıkla. Yerimiz çok güzel. Balkondayız. Bu akşam çok güzel bir akşam ya. Hadi bakalım. O zaman gösteri sonrası tekrardan görüşürüz. Ne söyleyeyim?
kadar da repertuara güveniyorum. Tuti mucize koyayım ne desem rahat koyayım. Hakikaten söylüyor musun? Evet. Başka bir programda inşallah. Ama oradan söyle, en sevdiğin şarkıyı söyle. Kalbim du, evet. Allah Allah, bayağı bir... Bobster'de... Ha, Bobster'a mı katılmıştı sen? Ha, oraya katılmıştı. Beyza'ya oy verenler... Evet, canım. Şimdi Altepe ekibimizin hazırladığı bir skeç var. Müze de mi Lolo isimli bir skeç. Bununla ilgili bazı sorularım olacak size. Evet, müze de mi Lolo. Ne yapıyorsun lan manyak? Şartına kaptırdım abi, kusura bakma ya. Lan o yüzündeki ne? Oğlum, Dali takacağız dedik ya. Ana, ben onu koyun Dali sandım. Gaziantep. He? Gaziantep. Bir dakika, bir dakika. Senin ismin ne? Mert. Mert diyor. Mert. Anladım oğlum, gerçek değil. Az yaşlandın da mallaşma. Şöyle şöyle. Ha. Ha lan mı dedin? Tamam ya, halk konseyi. Rütükten çok daha iyi. Ha, onlar da güzel, iyi bir şey. 1,5 saattir Mert'i anlamıyorum. Anası yardımcı olun. Sigorta şakası mı? Hangisi mi? Ana adını yerim. Tamam, sigorta şakası. Kim yazmıştı çocuklar? Üçünüz. Hadi ya. Şaşırsam ya ben çok. Nasıl ya? Aferin çocuklar. Çok güzel. Bu hafta da sizi çaldırdınız. Ben canım. Altyapıya bir alkış. Doğru düzgün 400 skeç yazması lazım. Bir dakika öyle yapalım. Güzel skeçti. En iyi şakayı kim seçecek? Zil şakası. Zil, değil mi? Komşum görmüş. Komşum. Sizi buradan mı kaldırdı? Tamam, oyundan sonra tutar çekti. Tamam mı? Önce öz Türkçe yap, sonra bakayım bakarız. Önce normal su beğenmezsek şiveli isteriz. Tamam hocam. Şimdi sırada halde bir skeçimiz daha var. Beğenmedik, şiveli yap. Yine ilişkilerle ilgili bir skeç gelecek. Bilirsiniz yani hepiniz ilişkide üçüncü olmak çok zordur. Ben de bir ara istemedim halde bir ilişkiler. Bir saniye. Ben bir ara. Ha, ilişkide üçüncü olmak. Öyle değil. Şşş. Hani, ana, şey. Ben lan diyorum, cırsık ediyorum. Alkışın. Adam. Yeşil'e üçüncü olmak, yani en iyi ilişkiler sıralamasında bir çiftin üçüncü olması. Ulan da herhalde Yasin, yoksa niye kovursun çocuk şimdi? Evet Yasin'cim. Daha... Evet, Nisar, bir arkadaşımızın sevgilisi vardır. Bir konuyu size anlatıp dinlemek istemezsin yani, dahil olmak istemezsin ya. İstemediğin halde de olursun. Bu yüzden ben mesela çok zorda kalmıştım. Şimdi o iki arkadaşım benimle konuşmuyor. İkisi arkadaşım.
İkinci gün niye kaldı? İlk gün iyi geçti. Ömrünü yemiş bu senin ömrünü. Bak sen bunu köpek gibi seviyorsun ama bu kız senin zekiliği yok. Ya bir de mamma özlü sözler seviyorum. Dur. Ya vallahi hiçbir şey seviyorum ben ya. Ya hatırla senin bir kere çantanı çalmışlardı hani. Evet. Ve sonra adam geldi çantayı sana verdi senden özür diledi. Ya sen benim için adam mı gördün? Ha yok öyle değil arkadaşıymış. Çocuk da kardeşim. İtfaiye meydanına git orada. Çekin diyor. Peki safa çıktığı zaman biliyorsunuz, kim isterseniz onu olur. Repertuarında var ise yeni bir şey, John Bonomo mu? John Bonomo. John Bonomo bir tane yapabilir mi? Hocam yapıyordum. Lan mı? Bayağı uzun zaman oldu yapmayalı. Yap bakayım. O ne ya? Ben lan deyince... Ama başta ne desen serbest. Can Bonomo yapayım mı? Yok valla. Şeyden yapamam mı? Yani? Televizyon şarkısı var diyor hocam onu. He. Onu söyleyeyim. Söyle. Oh, hey hey, they brought me back today. Never ever seen my ship has sailed away. Bu hocanın skeci beğenmediğinde bak attığı bakış bu. Şöyle. Kim yazdı bu skeci? Bir de derdini beğenmedikten sonra söyledikleri. Başka derdiniz yok mu oğlum sizin? Safa'nın yaptığı Yılmaz Erdoğan aynısı. Ben yapabiliyorum. Bu şakayla aşağı yukarı her bölüm yapabiliyorum. Peki Safa'cığım. Değil mi? Onun tam aynısı işte. Nasıl yapıyorum manyağı? Ben zor yapıyorum ya. Nerede? Peki. Amerikan dublajı o dublajcı kız sesinle skeci sun. Al şuna al git. Skecin ismini söyleyeyim. Final skeci açın kapıyı geliyor. Açın kapıyı 9 geliyor. 8'i izlemeden 9'u ilk siz izleyeceksiniz. Hayır, hayır, hayır. Geçen hafta yayınlandı ya. Abi geldik. Biraz daha dayan. Oğlum dayan demesene şu adam. Ondan sonra bana dayanmıyor. Bu bir şarkı yılamaz. Yeter abi. Geçtik orayı. Bitti o iş ya. Kapının önündeyiz. Kaptan. Ortada kapıyı aç. Evin kapısı abi. Ha. Thank you.
Arkadaşlar çok güzel hareketlerin sonuna geldik. Çok güzeldi. Bu izlediğimiz bölüm zannedersem 15 Eylül'de televizyondan yayınlanacak. Sizler de izleyeceksiniz. Hamza gene performansı çok iyiydi. Bir Tarkan skeci vardı ki devamı süper. Daha sonra Açın Kapıyı vardı. Finale Açın Kapıyı'yla yaptılar. Gerçekten çok iyiydi. Gülmekten nefesim bitti. Alkışlarken ellerim şişti. Videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.